can hurt you like you hurt me too. Evet arkadaşlar, güneşi arkamıza aldık. Sardalok oyundan hepinize merhaba. 1,5 gün Sardalok oyunda kalacağım arkadaşlar. İzmit'e bağlı, İstanbul'a yakın. Şile üzerinden çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Yoldan bahsetmem gerekirse arkadaşlar, navigasyona yazıp kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Küçük bir tabela var, o tabelayı kaçırmayın. Oradan toprak yola gireceksiniz. Toprak yoldan da karteri delmeyin, yavaş gelin. Bu arabaları gördüğünüz yere kadar geleceksiniz. Bir şurada küçük bir sahil var arkadaşlar. Bir de şu anda size yine ekranda vereceğim. Arka tarafta küçük bir sahil var ve ilerisinde de cennet koyu var. Bir patika yoldan rahat bir şekilde gidiliyormuş. Tabii size bugün güzel drone manzaraları sunmaya çalışacağım. Ve GoPro 9'la bir su altı dalışı yapacağız. Deniz gözlüğümü getirdim. Suyun altını da çok merak ediyorum üstü kadar. Şöyle drone'la bir uçuş yaptım. O kadar çok girinti çıkıntı var ki. Yani kayaların üzerine dahi kamp yapabileceğiniz düzlükte yerler var. Tabii mat şart. Cennet koyunun orada şimdi görüntülerde verdiğim güzel bir oluşum var. Böyle bir yuvarlak bir alan oluşmuş. Şu anda orada güneş batmak üzere. Yüzmek istiyorum. Hava çok sıcak. Siz biraz manzaranın keyfini çıkartırken ben de ekipmanı toplayayım arkadaşlar. Piknik alanı aşağıda, otopark kumsalda. Burası ücretsiz bir yer arkadaşlar. Çöplerini zaten çevreye atmamanız için buraya çöp kutusu konmuş. Şöyle bir patika var. En son 3 günlük bir sola kamp atmıştım. Tabii o ormandaydı. Biraz daha ilkeldi, hiç kimse yoktu. Şimdi böyle bir deniz kampı olacak benim için de. Ben de heyecanlıyım. Çünkü daha önce bu tarafta pembe kayalıklar var. Eski kerpe burnu var. Eğer izlemediyseniz arkadaşlar, orada da çektiğim bir video vardı. Onu tavsiye ederim size. Çünkü gayet güzel bir yer. Yine Cennet Koyu. İsminin hakkını veren bir yer. Buraya da yine Cennet Koyu denmiş. Muhtemelen çadırımı buraya kuracağım arkadaşlar. Gün batımını seyretmek için ideal mi değil mi? Tabii videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Genel olarak tabiatla bir bağlantınız varsa, kapçıysanız, doğa yürüyüşünü seviyorsanız, denizi seviyorsanız, dalmayı seviyorsanız, sizin ilginizi çekecek bir video olabilir. Aklıma gelen, gördüğüm her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Ve tabii bunu size güzel bir şekilde sunmaya çalışacağım. O yüzden beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı zaten unutmayın. Arkadaşlar, gelmişken zeminden bahsedeyim. Gözüme çok çöp ilişmedi. Sevindirici bir şey. Bazı yerlerde böyle kayalık var. Bazı arka taraflarda kumluk var. Deniz çok dalgalı değil. Çok fazla aile var. Temiz bir yere benziyor. Koya giden patika bu şekilde. Muhtemelen bir 15-20 dakikalık bir yol. 1 kilometre falan diyorlardı. Tabii sizin hızınıza bağlı. Şu ana kadar çok yormadı patika. Patikanın içerisinden giderken o kadar çok manzara var ki. Tabii eğer konforunuzu çok düşünmüyorsunuz arkadaşlar, bir de güzel matınız varsa, biraz daha sert zemine de kurabilirsiniz. Çünkü sahilde güzel yerleri kapmışlar. Onu fark ettim. İnşallah günübirlikçilerdir. Ya bu bölgenin denizini seviyorum ya. Böyle çok kumluk olunca hoşuma gitmiyor. Ama su altı zenginliği var burada. Şundan eminim arkadaşlar, gelmeden önce kesinlikle deniz ayakkabınızı, veyahut da benim terlikler gibi, her yere gittim terliklerden ve gözlük, şnorkel kesinlikle getirin. Evet arkadaşlar, suyun berraklığını görüyorsunuz. Vallahi ilk intiba harika. İkincisi suyun sıcaklığı da çok iyi. Şimdi şnorkel, şu açıklığa doğru gitmeye çalışacağım.
atlanabilecek yer var. En güzeli herhalde o. Güzeldi. Bir de yalnız gelmenin güzel tarafları. Burada arkadaşlarla tanıştım. Onlarla işte yengeç gördük, balık gördük. Mantar gibi bir şey gördük, kırmızı. Bilen varsa onu yorumlar kısmına yazsın, ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi şu giriş kısmına çıkmaya çalışacağız. Bu arada hafta içi geldim. Hafta sonu ne kadar kalabalık olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlarla da burada tanıştık. Ne diyorsun, çıkabileceğiz mi dışarı? Arkadaşlar, bir nevi kapı gibi içerideki su bu şekilde sirkülasyon oluyor ve temiz kalıyor. Suyun sıcaklığı da iyi ama buralar biraz tehlikeli, yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü ne kadar dalga olmasa da içeri tarafta, burada dalga var. Yine rotadan çıktık. Arkadaşlar da bayağı bir hevesli. Oho, yerler kayıyor. Ve yine arkadaşlarım dediği üzere bu taraftan da
O demin girdiğimiz cennet koyuna gidiliyormuş. Evet, atlayışını göster kardeşim, bir balık. Tam bir Adapazor çocuğu atlayışı. Ve yüz dışı. Hadi. Şimdi cennet koyundaki güzel yüzüşümüz ve dalışımızdan sonra tekrar geri dönüş yoluna geldim. Az sonra çadırımı kuracağım. Ve gün batımını seyretmek için artık bir yere oturmak istiyorum. Arkadaşlar geldim. Akşam yemeğimi şu manzara karşısındaydım. Şu manzara karşısında ne yeseniz hiç önemi yok. Size süslü sofralar kuramadığım için kusura bakmayın. Barbunya'ya, ton balığına, fıstık ezmesine devam. Yani çok şükür bugün de doyduk. Hadi şimdi çadırı kurma vakti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, an itibariyle güneşi batırdık. Yanıma yarım kalan bir kitabım var. Batımı serdim, sırtıma şöyle bir kayaya yasladım. Etrafta da birkaç aile var. Aile yeri burası ve taşkınlık çıkartan yok. Son ses müzik dinleyen yok. Etrafta bağıra çağıra konuşan insanlar yok. O yüzden huzur verici bir yer. Özellikle Kefken, Kerpe, Kanlıra, Kaynarca bu taraflarda gün batımını seyretmek çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda sahil kampı için çok uygun yerler arkadaşlar. Bugün özetlemem gerekirse bahsettiğim gibi araçla sahilin yanına kadar geldim. Eğer kampa yeni başlıyorsanız burası sizin için ideal bir yer. Ha şöyle, tatlı su kaynağı yok. O yüzden suyunuzu yanınıza getirmeniz gerekiyor. Odun bulmak için de belki orman içerisinde vardır. Ama çok fazla ateş yakan da görmedim burada. Genelde insanlar araç yakın olduğu için tüpleriyle geliyor. Lavabo ihtiyacını gidermek için bulunduğum sahil tarafında lavabo yok. Ama öteki tarafta muhtemelen lavabo var. Kafeterya gibi alışveriş yapabileceğiniz bir yer var sanırım. Çünkü tabelalarda o şekilde yazıyordu. Öğleden sonra gelmiş olmama rağmen çok keyifli vakit geçirdim. Özellikle cennet koyunda dalmak, orada havuz gibi bir alan oluşmuş. Ve içerisinde birçok canlı gördük. O güzeldi. Tabii suyun berraklığı bir alan ya da dalış yaptığımız kadar değildi ama yine berraktı. Öğlen saatlerinde gelindiği zaman ışık daha tepeden vurduğu için
daha net olduğu söyleniyor. Ben ilk defa geldiğim için öğleden sonra geldim. Güneş bir miktar çekilmişti. Dalış yapmak isteyenler için uygun bir yer. Fotoğrafçılar için uygun bir yer ki şu anda gün batımı için bir çift var. Damat gelin çifti var. Fotoğrafçılar demek ki burayı tercih ediyor. Gün batımı, gün ışığı yumuşak. O yüzden içerik üreticileri burayı tercih edebilir fotoğraf çekmek için. Arkadaşlar şimdilik kaydı kapatayım. Kayda değer bir şey olursa tekrar açarım. Yarın sabah görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Sabahın erken saatler olduğu için çok sesli konuşmuyorum. Size önce şu suyun berraklığını bir göstereyim. Sabah saatleri, suyun sıcaklığı gerçekten çok iyi. Ve dün dedim ki keşke fotoğraf makinesini alsaydım. Çünkü yıldızlar çok netti, ışık kirliliği az. Eğer fotoğrafla ilgiliyseniz tripodunuzu getirin, makinenizi getirin. Ve yıldız pozlama yapın derim. Yıldız çok belirgindi. Gece çıkıp biraz yıldızları seyrettim. Rahat bir uyku çektim. Girmişken size de suyun altını gösteririm. Gelmişim dediğim bir yer oldu. Her hafta düzenli olarak içerik üretiyoruz. Artık haftada 2 videoya kadar çıktık. Videoları yetiştirmekle cidden zorlanıyorum. Çünkü haftada en az 2-3 farklı yer görmeye çalışıyorum. Böylelikle işlenmemiş videolar artıyor. O yüzden ekstradan mesai harcıyorum. Bu videolar ilginizi çekiyorsa abone olursanız sevinirim. Instagram adresi bekarsimeli. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.